Her şeyin bilincinde olarak bizlere bilgilerini ulaştıracak inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Merhabalar, efendim. merhabalar Barış Bey. Nasılsınız? Nasılsın? Sağ olun, siz de inşallah iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Siz de sağ olun. İlk sorumu hemen yönelteyim. Tabii. Evvela ilk merak edilen Burak Ballı kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ailem Adanalı. Babam Kahramanmaraşlı. Antep'te dünyaya gelmişim. Adana'da büyüdüm. Aslında Adana'nın yediğim, içtiğim yer memleketin derler. Birçok platformda Adanalı olarak biliniyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'dayım. 5 kitabım var. 6. kitabımı yazıyorum. Bir süreliğine Adana'ya geldim bu salgın süreci içerisinde. Umut ediyorum ki kitabı burada tamamlayacağım. Onun dışında seyahatler ediyoruz. Cezaevlerine şiir terapi yapıyoruz. Mahkumlara yaklaşık 20 mahkum cezaevlerinde şiir terapi gerçekleştirdim. Hala da devam ediyorum. Devam Eğitim kurumlarına, üniversitelere, liselere, öğretmenlerimize, hakim adaylarına, cezaevi memurlarına, salgın süreciyle beraber malum Malum, evet. şu anda ziyaretlerimizi, etkinliklerimizi, sosyal sorumluluk projelerimizi yapamıyoruz. İşte gönül yolundayız. Hayatlara, insanlara bir şekilde kalplerine dokunuyoruz. İyileşme süreci başlatıyoruz. Kendimizde iyileşme sürecini başlatıyoruz. Bir nevi aslında ben gittiğim her yerde önce kendimi terapi ediyorum. Sonra arkadaşlarıma tecrübelerimi, tatbik ettiğim düşüncelerimi aktarıyorum. Doğa Evet. terapisi uyguluyorum genelde. Doğayı dillendiriyorum. Evet. 700'ün üzerinde bir eserim var. Maşallah. Kitaplarım var. Onlarla hayatımıza devam ediyoruz. Çukurova'mıza, işte Türkiye'mize, kültürümüze, edebiyatımıza bir nebze katkı olma amacıyla bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta artık hayat bizi nelerle karşılaştırır, önümüzdeki dönemlerde de Bakacağız. evet göreceğiz. İnşallah. Peki şiir yazmaya kaç yaşında başladınız? Buna size sebep ne? Şimdi çok ilginçtir Barış abi. Aslında ben işletme bölümü mezunuyum. Özel bir şirkette yöneticilik yapıyordum. 30 yaşına kadar. Fakat 9 yaşından bu yana çok soru vardı kafamda, beynimde. Yani hayata dair, insanlığa dair, çevresel faktörlere dair, doğaya dair bu soruların cevaplarını eğitimlerimde bulamadım. Eğitimlerimde bulamadığım için de hep böyle görsel olarak analiz ediyordum. Fakat yazarlık, şairlik, kitap yazmak bunlar bana çok uzak şeylerdi 30 yaşına kadar. Hatta şairleri melankolik bulurdum. Şiirleri yazarken hangi duyguyla yazdıklarını, tasvir ettiklerini hep araştırırdım ama bir türlü cevaplarını alamazdım. Nasıl bir ruh haline büründüklerini. Evet efendim. Ondan sonra tabii bu süreç içerisinde realist, matematiği seven bir kişiyim. Edebiyat derslerimde de başarısızdım diğer derslerime yönelik. 30 yaşında bir gerçekleşti hayatımda. İlk önce mevcut yöneticilik yaptığım genç yaştaki işimi kaybettim. 2008 dünya krizi vurdu. 2009'da oyunculuk yapmaya karar verdim. Reklamdı, diziydi, platformda yer aldım. Fakat burası da beni çok tatmin etmedi. Bulunduğum ortam, yabancılaştım. 1 Mayıs İstanbul'a yerleştiğim 2000 tarihinde 2009 1 Mayıs'ta bir gece İstanbul'u terk etmeye karar verdim ve Antalya'ya yerleşmeye. Gider. O gece kolumdaki saat 4'te durdu. Durduğunda yeni aldığım saatin pilinin bitmesi bana çok ilginç geldi ama burada bir mesaj olduğunu. Çünkü hep bir mesaj arıyor. Çünkü insan nedir? Farkındalığı arttığında, bir dip yaşadığında bir mesaj arar. Yaratıcıdan arar, çevresinden arar, insanlardan arar. O soruların cevapları kalmış çünkü tıkanıyorsunuz. Onları bir şekilde alıp çözüp aktarmanız gerekiyor. Bu bir baskı oluşturur insanın hayatında. Bende de o gece öyle olmuş. Saat duruyor ve ben diyorum ki tek bir cümle söylüyorum. Ve bir anda zaman dursa, gece ve sabah arasında kalınsa ne yapardınız? Bu soruyla Evet. o yolculuğa çıkıyorum, uçağa biniyorum ve bu sorunun cevabını buluyorum. Bu size ilham mı oldu yani? Evet, Şimdi bu şiir cümleyle, yazmanızın ilk evham. yazdığım Ben de cümle. merak ediyordum. Acaba Burak Ballı Bey'in şiir yazmasına evham olan şey ne? Evet, bir anda zamanı. Sonra düşündüm, dedim ki
O kadar çok bir ömür geçmiş ki dünya batmış, dirilmiş, doğmuş. Batmış, dirilmiş, doğmuş. Hayatlar geçmiş, insanlar geçmiş. Savaşlar bitmiyor, ölümler bitmiyor. Bencillik has safhada. Doğaya zarar veriyoruz, tüketiyoruz. Üniversite okuyoruz, hayat okuyoruz. Ama bu kadar sürecin içerisinde bilinmezlik ve bilinmeyen sırlar var. Bunları da birilerinin araştırması gerekiyor. Birilerinin keşfetmesi gerekiyor. Birilerinin bir şekilde bu sırları açığa çıkartması gerekiyor. İşte o gece aklıma gelen ilk soruyla yola çıktım. Ama şair olacağım, şiir yazacağım, özlü söz yazarıyım ayrıca ben. Öyle biliyorlar daha doğrusu şiirden ziyade. Evet. Özlü söz yazacağım. Bunların hiçbiri aklıma gelmezdi. Aradan bir yıl geçti. Tabii sosyal medya daha o dönemler yeni yeni aktif. Ben yazılarımı paylaşıyorum. Bir anda bir kitlem oluştu. Sonra yayın evleri peşime düştü. Bir baktım kitabım oldu. Sonra dedim güzel bir işmiş, güzel meslekmiş. Şair olmak da güzelmiş, şiir yazmak da. Evet. Bu arada ben şairim diyemiyordum. Çünkü insanlar bana o şekilde hitap ediyordu. İşte sürekli böyle bir edebiyatın içerisinde farklı bir yere geldim. Sonra yeni insanlar, yeni çevreler, kitleler. Bu arada 30 yaşına kadar üniversite okuduğum süreç içerisinde görüş. Bunların hepsi bana çok aykırı şeylerdi. Girmedim, bulunmadım. Evet. Yazarlığa başladığımda da oradaki bulunan olayların, fikirlerin, düşüncelerin çok benimsemedim. Çünkü hayatın içerisinde, akışında, dünyanın akışında, varoluşundan bugüne kadar değişmeyen bir şeyler varsa sabit fikirlerdir. Yeni fikirler, yeni düşünceler koymak gerektiği inancındayım. İşte Barış abi bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi 6. kitabı yazıyoruz. Çok güzel bir maşallah kitap geliyor. Başarılar devam ediliyoruz tabii ki. Peki şöyle aklıma yine bir soru geldi. Şimdi şiir yazıyorsunuz. Evet, çok güzel bir şey. Ben de yer yer zaman buldukça edebi mesnevi şiirler okumayı çok seviyorum. Evet, tasavvuf da yazıyorum. Tasavvufla çok ilgileniyorum, çok seviyorum. Ama sizde farklı bir şey var. Hem şiir hem terapist. Bununla evet. alakalı böyle küçük bir not sevgili izleyenlere aktarırsanız. Şimdi, şiir terapisi demek kişilerin yazı becerilerinin ortaya çıkarabilmesi için gittiğimiz seanslarda 1 saat 10 dakikalık bir seansımız var. Şiirle hikayeler anlatıyoruz. Ben şiirsel konuşabiliyorum. Hatipliğim de var. Gittiğim yerde kişilere baktığımda, onları analiz ettiğimde yaklaşık 300-400 kişilik gruplar şeklinde ya da 100 kişilik gruplar şeklinde alıyoruz. Orada bir statik enerji oluşturuyoruz alan. İyimser, iyilik ve doğadan yola çıkarak. Gayet evet, başarılı. Evet. Doğa terapisiyle. Orada hikayelerle özdeşleşme sağlıyoruz. Kişilerin kendilerinin içerisinde bulunarak bir şekilde bir ufak dokunuş yapıyorum ben. Kalplerine ufak bir dokunuş ve onları 7 yaşından altındaki süreye getirmeye çalışıyorum. Çocukluk yıllarına. O süreye geldikleri vakitte kişinin içerisindeki kin nefret duyguları yavaş yavaş eksilmeye, azalmaya ve farkındalığı artmaya başlıyor. Kötülük hissiyatı, bilinci yok oluyor, iyilik yapma bilinci oluşuyor. O sırada da psikologlarımız, işte cezaevindeki ya da işte bulunduğumuz, gittiğimiz yerdeki kişiler bizim başlattığımız, başlatıcı görevi gördüğümüz olayı kendi bilgi ve uzmanlık alanlarıyla ekilen tohumları yeşertmeye başlıyorlar. Tamamen yaptığımız olay bu. Türkiye'de ilktir. Eski dönemlerde Mevlana Hazretlerinin dönemlerinde ve daha önceki dönemlerde Uzak Doğu'da şiir, özlü söz ve hikayelerle insanların psikolojik olarak iyileştiren bir yöntem olarak kullanılıyormuş. Çok bu da unutulmuş bir yöntem. Ben de bunu başlattım. Yani öncesinde vardı. Öncesinde tabii, tarih vardı. Öncesinde vardı. Açığa çıkardınız. Osmanlı'dan daha önce bir tarihte vardı. Osmanlı'nın da ilk dönemlerinde uygulanan bir yöntem. Hatta deliler üzerinde falan da uygulanıyor. Akıl sağlığı bozuk insanlar. Akıl sağlığı bozuk, ruh sağlığı bozuk. İnsanlar üzerinde de uygulanıyor. Peki şiir terapisti olmaya ne zaman karar verdiniz? Ben, ve bunu siz kendinizde nasıl açığa çıkardınız? Ya şöyle. Şimdi çoğu insan şiir yazıyor. Çoğu insan çok güzel şiirler yazabilir ama her şiiri yazan şiir terapisti olabilir mi? Siz bunu kendinize nasıl açığa çıkardınız? Şimdi şöyle, bir gün bir yerde yemek yiyoruz arkadaşlarla.
Bir arkadaşım dedi ki çok uç yazıyorsun dedi. Eleştirsel de yazılarım vardı o dönemlerde. Çünkü mantığım kabul etmiyordu. İnsanların şu düzende özgürleşmesini kabul etmiyor. Yani bir fikre, bir düşünceye bağlı kalması kabul edilebilir bir şey değil. Bir fikir, düşünce çok iyidir. Onu geliştirmek önemlidir. Arkadaşınla bunu konuşurken bazen dedi çok uç noktalara değiniyorsun. Bu sana zarar verebilir. Senin gibi insanlar dedi bir ceza, bir geçmiş olur dedi. Yükselmeden önce. Umarım dedi böyle bir durumla karşılaşmazsın dedi. Ben de düşündüm. Hani bakıyorum tarihin akışına. Hep önemli yazarlar ya da önemli politikacılar, önemli liderler böyle bir geçmişi yaşamış. Cezaevi. Ben de dedim ki yani madem böyle bir geçmiş yaşamışlar cezaevine gideyim dedim. İnsanların dedim kalplerine dokunayım. Evet. Orada dedim suçluluk oranlarını azaltayım. Evet. Cezaevinin dedim iyi bir ortam olmadığını göstereyim. Evet. Onları dışarıda özgürlüklerine kavuşturmak, doğada böyle çocuklarıyla İşte kin nefret duygularını yenip birbirlerine yasa dışı işlere bulaşmayan, bulaşmayan hayırlı işlere bulaşıp evet. topluma faydalı insanlar olsunlar diye şiir terapisti oldunuz. Evet, şiir terapisti oldum. Harika olmuşsunuz efendim. Evet. Peki şöyle bir soru yönelteyim yine size. Gün geçtikçe bunun ardı sıra efendim hayran kitleniz de artıyor. Evet. Bu sizi sevindiriyor mu yoksa rahatsız edici yönleri de var mı? Aslında şöyle Barış abi, bunun kontrolü bende. Evet. Ben 2015-2016'ya kadar ciddi anlamda Twitter'da olsun, Facebook'ta olsun ciddi bir kitleye sahiptim. Bir gün dedim ki, bütün sayfalarımı dondurdum. Facebook'umu filan hepsini sildim. Twitter'da filan. Evet. Bir anda kayboldu. 2 yıl, 2,5 yıl kadar. Tabii herkes şu soruyu sordu. Yani bu adam tam zirveye geldiğinde ve herkes durmaya başladığında, çünkü yazılarımı binlerce insan paylaşıyor Twitter'da. Dedim ki ben kimde tekrardan geldiğimde ne kadarım? Popülist bir kültür demeyeyim yoksa kalıcı bir kültür demeyeyim. 3 yılın sonunda sayfalarımı tekrardan açtığımda insanların bana attığı mesajlarda ya sen neredeydin, ya biz her gün güzel şeyler duyuyorduk, güzel enerji buluyorduk. İyi ki geldin. Sana da dinlettim bir iki tane. Evet evet izliyorum. Ses kaydında. Kayıt güzel. Vesaire. Tabii tabii. Sonra baktım ki evet dedim biz doğru bir şey yapıyoruz. Popülist bir kültürün içerisinde değiliz. Çünkü popülist kültür çok çabuk tükenir. Evet. Çok çabuk kaybolursunuz. Önemli olan tarihe, Türkiye'ye ve dünyaya güzel şeyler bırak. İz bırakmak, güzel iz bırakmak. Ama faydalı. Tabii ben tatbik ediyorum şimdi. Tabii. Dört dörtlük değilim. Eksiğim ki eksik yönlerimi tamamlarken daha derin kılcal damarlarına giriyorum. Bu sefer karşımdakine diyorum ki mesela beyninde mikrop barındıran gönlünde zehir taşır. Ya ben beynimde mikrop barındırmışım. Gönlüme de zehir almışım. İşte ilişki anlamında diyebilirsin. Ben orada yargılamışım kendimi masaya. Evet. Şimdi bu olayda nedir? Bu söz çıkmış. Onun kılcal damarına girmişim sözüm. Ve bunu yapmamaya başlamışım. Yani çünkü yazdığım sözlerden sonra bu hatam, riskim benim çok aza iniyor. %100 ise %10'a iniyor. Ya da işte demişim ki sahtekarın cilası parlak olur. Ya bir yerde bir sahtekarlık yapmışım demek ki bu sözü yazdığıma göre. Bir yalan konuşmuşum, bir ikiyüzlülüğüm olmuş. Bunları yenmek lazım. Mesela biz diyoruz ki hep edebiyat yazarları adam yazıyor, yazmış ya ortamı görmüş. Kendinde olabilen bir şey de olabilir bu. Ya da işte mesela insanın en büyük şansı kişiliğindeki maneviyatıdır. Benim çok sevdiğim ve özümsediğim bir sözdür bu. Ya da işte sevgisinden sevgi vermeyen insanlar gönül orucundadır. Evet. Yani buna benzer. İşte Allah'ın nurundan ruhumu aşkeyle. İşte kalbimi cennetine bağışla, sır gibi kalsın gönlümde, hiç fedası olmasın. Adalet insanın kalbidir, merhamet ise gözleridir. Buna benzer böyle özlü sözler ya çok da işte güzel. Bazen sessizce beklemek kadere refakat etmektir. İnsanı iyileştirebilecek, insana iyi gelebilecek sözler var. İşte önemli olan o kötülüklerin, yapılan hataların içerisinden. Bu çünkü insanız. Beşer şaşar. Ama 40 yaşından sonra beşer şaşma hakkı yok. Ben 40 yaşına kadar tecrübe edindiğim bütün hatalarımı önüme koydum.
şapkamı da taktım. Ben buradayım arkadaşlar dedim. Tekrar geldim dedim. Çünkü kendinizi rehabilite etmek zorundasınız. Her insan. Bundan sonraki insanlar daha çok salarlar. Niye? Çünkü 40'ından sonra hayat yeniden başlar demez. Bu yüzden biz onlara ne diyoruz? 40'ından sonra hayat her zaman yeniden başlar. 40'a kadar. Ki siz daha iyi bilirsiniz bu konuda çok ilmi anlamda araştırmalarınız var. 30-40 yaş arasındaki gençlerin yapacağı bir dua ya da dürüstlük, iyilik 40 yaşından sonraki yapılımlarından daha kat kat fazla denir. Çünkü en çılgın dönemimiz, en yoğun dönemimiz, en hata yapabileceğimiz dönemimiz. Tabii. Enerji olarak önemli olan da, kadın da erkekte de. Yapmamak. Tabii önemli olan harmanlamak. Peki herkesin bilmesinde yarar gördüğünüz güzel bir hayat tecrübenizi bizimle paylaşmak ister misiniz? Seyahatlerim. Yani bütün işimi gücümü bırakıp, diplomalarımı da bir kenara bırakıp, evimi, barkımı tamamen unutup, hatta bir ara ailem bile yok dedim ben, yalnızdım. 58 yıl gezdim. Ama çok enteresan. 58 yıl. 58 yıl. Pardon, 58 yıl. 43 yaşındayım. 58 yıl. Yaşınızı öğrenmek için. 2011, 28 Haziran yola çıktım seyahatle. Çok güzel dostluklar kazandım. Banklarda bile yeri geldi, evim oldu benim, uyudum. Gezdim, tozdum. Ailem biraz garipsedi bu durumumu. Ama bir sonuçta... Bir derviş misali mi? Yani banklarda... Evet, tecrübe edinmek istedim. Bir derviş, bir tecrübe... Evet, evet, onunla, aslında dinlediğim hikayelerden yola çıkarak ben de seyahati çıktığımda beni nereye götürecek bu yol dedim. Ben hala seyahatteyim. Anladım. Şu an buradaysak bu seyahatten gelen bir yol. Size de söyledim tabii zaten. Tabii ki hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Adana benim memleketim. Ara ara gelirim, kitap yazarım. Burada bir kitap yazmışlığım var. Adana'ya bir eser bırakmışlığım var. Ama genelde hep İstanbul'da yazdım ve yollarda yazdım. Böyle bir hayatın içerisindeyiz. Efendim, peki sizce yeryüzündeki en büyük gizem nedir? Böyle bir şiir gözüyle ve terapist gözüyle gözlemlemenizi bize biraz açarsanız. Şimdi tohum toprağa gizlenirse yeşerir der Mevlana Hazretleri. Evet efendim. Herkes gökyüzünde arar. Bütün enerji. Ama bastığım toprak bedenimse gömdüğüm beden kimin diye bir sözüm var benim. Kimse yerin altında o sırrı aramaz. Bence dünyanın gelmiş geçmiş bütün evrendeki kainatın sırları yerin altında saklıdır. Bunu kutuplar diyebilirsiniz. Atlantis Mu kıtası ile ilgili. Evet. Eski kadim ırklar. İşte yine Adem'in oğullarının yaşadığı dönemdeki ilimle hücresel yapılarından dolayı bilinçleri açık olan boyutlar arası kendilerini her zaman toplumlara faydalı gösterebilecek ilmi, matematik vesaire ilimleri öğreten insanların bir yaşadığı dönem var. İşte onlar şu anda yerin altında aslında izleri. Ürgüp göremeyen vesaire. Evet. Kutuplara gidin altında. Değil mi? Ki düşünün ki Almanya'da Naziler döneminde savaş çıkıyor. Savaş bittikten sonra bilgi o kadar çok kıymetli bir şey ki kutuplara gidip Almanya'daki bütün Naziler orada araştırma yapmak istiyor. Kutuplarda ne oluyor altında diye. Yani bence dünyanın gizemi, yedi harikası yerin altında. Bu sırlar da 2021'den sonra açığa çıkacak. Bu da burada not olarak kalsın yani diyelim. Peki şimdi de bu ara şiire bir hayli yönelmişler, amatör şiir yazıyorlar. Onların da bir düşüncesi var. Diyorlar ki yazmak, şiir yazmak yetenek işi midir yoksa sonradan öğrenebilecek bir şey mi? Kendilerince bir şiir yazacak olsalar siz bu konuda onlara ne tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şiir yazmak ruhsal bir olay aslında. Ruhu rehabilite eden bir olay. Şiir bir mertebe. Evet. Bir üstü ise felsefedir. Evet. Felsefe geçirmek önemli şiirden. Şiiri herkes yazabilir.
7 yaşındaki bir çocuk da yazabilir. Yazıyordur da. Hı hı. Bir frekanstır. Ne şekilde konuyu gündeme aldığınıza bağlı. Yaratıcı olan bir bağınız, yaratıcıya duyduğunuz aşkla yazdığınız şiir ruhsaldır. İnsanlara bakarak gözlemleyerek yaptığınız şey bedenseldir. Ama yine bir enerji akımı vardır. Ya da birine aşık olursunuz. Hı hı. Ona aşkından kavuşamazsınız. Hı hı. Deryalar olur. Evet. İçiniz, gönlünüz çağlayan bir pınar olur. O insana karşı metiyeler dizersiniz. Bu tarz yazan kişiler de vardır. Ama şiir yazmak aslında yetenektir. Evet, her insanda bu bir ruhsal yetenek mevcuttur. Bunu açığa çıkarabilmek, o duyguya sahip olabilmek ruhsal bir enerjiye gerektirir. Yaşanmış bir olay gerektirir. Fakat dediğim gibi şiir bir mertebedir. Mertebedir. Bir üstü mertebedir. Gelmesi gerekiyor diyorsun. Felsefeye çıkabilmek önemlidir. Zaten felsefenin üstü de Mevlana Hazretleri gibi çok önemli zatların gittiği yoldur. Yani o onların yeri daha başka. Yani mümkün olduğunca bir dörtlük yazmaktan çekinmesinler. Çünkü bilginin sizi nereye götüreceği hiç belli olmaz. Ben mesela Sırrını Çözdüm Dünyanın diye bir şiir yazdım. 7 sayfa. Hı hı. Ve ana rahminden, doğduğum andan dünyanın yok oluşuna kadar olan bir şiir. Hı hı. İçerisine baktığınızda şiir gibi görürsünüz ama size öyle mesajlar veriyor ki. Çünkü bilgi akar. Ruhsal olarak enerjinizi ne kadar yükseltirseniz bilgi size akar. Sizi konuştururlar. Ama size ait değildir onlar. Onların size ait olduğunu hissettiğiniz an, ya bu benim, ben çok yetenekliyim, çok seçilmiş insanım dediğiniz an kibir devreye girer. Kibir de insanın sonudur. Dünyadaki en büyük felsefecilerin, en büyük büyük alim dediğimiz kişilerin en büyük sorunlarından bir tanesi budur. Dikkat edin. Hep sonunda belayı, şerri ya da başka şeyi bulurlar. Ben baktığımda dünya felsefecileri tarihinde %70'inin kendini asarak öldürdüğüne şahit oldum. Hı hı. Bilgi bir terazidir. Evet. Taşıyabilen sevgi gibidir yani. Hı hı. Ya taşırsınız ya altında kalırsınız. Önemli olan onu taşıyabilmek. Aynen. Peki eğer varsa hangi korkunuzdan sonsuza kadar kurtulmak istersiniz? Varsa... Nasıl Barış abi? Eğer varsa hangi korkunuzdan sonsuza kadar kurtulmak istersiniz? Bir korkunuz varsa. İnsanları incitmek korkusundan sonsuza kadar kurtulmak isterim. Bir insan değil sadece bir canlıya ya da doğadaki tabiattaki bir şeye incitip zarar vermekten korkarım. Ki yapıyoruz mesela. Ne yapıyoruz? Dışarıda ister istemez istem dışı. Yediğimiz yemek olsun, pişirdiğimiz bir şey, araba kullanıyoruz, egzozdan duman çıkıyor. Tabii. Yani bu incitmenin türlü Aynen. türlüsü var. Yani keşke şu ilk çağdaki insanlar gibi komşuluğun, ilmin ve bilginin bol olduğu bir zamanda yaşamak isterdim. Ama onlar da tabii ki devamını getirememişler, o da ayrı bir şey. Aynen. Peki Sayın Ballı, sizce zor bir insan mısınız? Yerine göre Barış abi. Şöyle, benim de dönem dönem karmaşık olduğum anlarım oluyor. Hı hı. O sırada soyutluyorum kendimi, yalnızlaştırıyorum. Hı hı. Çünkü o bilgi, düşünce, mesela şu an kitap yazıyorum. Hı hı. Kitap yazdığım dönemlerde bu olabiliyor ama kolay diye bir şey yok aslında hayatta. Her insan zordur. Dostluk kurmak, arkadaşlık kurmak, ön fikirde bulunmak, onu betimlemek, analiz etmek. Kötü tarafı mı var? Bir kötü tarafını görüp elemek kolay. Ama kazanmak çok zordur. Onun için kolay insan yok zaten. Bütün insanlar zor. Evet. Hatta zordan ziyade bazılarımız da zorlaştırırız hayatı. Aynen. Peki, ben kolaylaştırma tarafındayım aslında. Peki kendimi karşılaştık, de... biriyle karşılaştık, bir hata söz konusu oldu her iki taraftan birinde. Hı-hı. Bunda bağışlama kabiliyetimiz nasıl bir süreç izliyor sizde? Şöyle bağışlayabiliyor söyleyeyim. Muyuz? Şöyle söyleyeyim. Ben dünya insanının açtığı elden çok, açamadığı gönle yanarım. Sevaplarımızdan gelen günahlarımızı Allah affetmiş, affetmeyen kula yanarım. Bir şarapçı misali, döndürdük şu sarhoş dünyayı,
güneş olmayan karanlık odalarda dinine anıcıma hükmeden hesap soran kula yanarım. Korkmayın diyor. Korkmayın. Nasıl olsa yarın gök yere kavuştuğunda bütün ağaçların dallarında sevgi, barış, kardeşlik, merhamet adına karanfiller açacak. Korkmayın diyor. Bence Allah'ın affettiğini kulun hesap sorma hakkı yok. Çok teşekkür ediyorum. O zaman sizden son olarak bir şiir terapisti yaptığınızdan olur. Ben size şöyle bir şiirimi okumak istiyorum. Buyurun. Ve size de tam bitiminde bir dörtlük armağan etmek istiyorum. Çok sevindim. Ve izleyicilerimize bu arada Gazette TV'ye çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Adana'nın incisi, güzel bir gazete. Bugün beni konuk aldınız. İstanbul'dan Allah gelir gelmez sizlerle tanışmak, ekiple tanışmak bana büyük bir mutluluk verdi. Hem ekibe gelsin, hem bizim okuyucularımıza gelsin. Aynen efendim. Bir sırrını çözdüm dünyanın diyelim. Bir şöyle zaman içerisinde yolculuğa gidelim. Bir yaşındayım. Herkes bir şeyler söylüyor. Kucaktan kucağa eller, kulaktan kulağa sözler kavuşuyor. Dokunmayın, sevmeyin beni. Anlamaya çalışın, anlatmaya çalışın göremediğiniz dünyamı. Yine bir yaşındayım. İki yabancı insanın kollarında annemiz babamız gibi. Cümlelerin dizelere kavuşmadığı, mısraların dörtlüklerle buluşmadığı kaderden gelen alın yazındayım. Yine bir yaşındayım. Hayat yolunda insanların kavuşmadığı, yalan sözlerin dillerde buluşmadığı, yeni bir başlangıçtaki dünyanın sıra kadem basan yolundayım. Bilmiyorum kaç yaşındayım, bilen var mı? Sırrını çözdüm dünyanın, bilmiyorum kaç yaşındayım. Gökyüzünde bir deniz gördüm, her yer uçsuz bucaksız. Liman olmayan sahillerde öldüm, herkes uçsuz bucaksız. Ne sesi var yaşamın, ne nefesi. Allah'ım bu ne güçtür, her yer uçsuz bucaksız. Herkes uçsuz bucaksız. Ya peki geceleri yıldızların namelerine ne demeli? Bize rızkı veren sen, bize şifayı veren sen. Bir yağmurun tanesinden bin nimeti veren sen. Senin aşkına ne merhameti toprak dayanır, ne de yüreğinden sevgi eksik etmeyen yüreği güzel insan dayanır. Allah'ım senin aşkınla şu alemi cihandaki tüm ölmüşlerin ruhunu bedenimde hissediyorum. Allah'ım, bilmiyorum kaç yaşındayım. Yaşamaya çalışıyorum. Ruhum ölmüş, bedenim nefes alsa ne çare. Ya beni bana anlat, ya da al beni baştan yarat. Ne söyle, ne ağlat, adı bende saklı. Sırrını çözdüm dünyanın, al beni. Bir Yunus gibi kalplerde, kalplerde bir Yunus gibi baştan, baştan yarat. Evet, umarım bir Yunus gibi kalplerde baştan, baştan yaratır. Bu çok uzun bir şiirdi, kısa kestim. Dilinize yerinize sağlık efendim. Evet, sırrını çözdüm dünyanın şiiri bayağı bir 7 sayfalık bir şiir. Maşallah, çok güzel. Daha böyle geniş kapsamlı bir programda onu okuruz. Size de şu gelsin Barış abi, güzel bir insansınız. Gazetemize de gelsin. Evet, sevgili diyelim ki de gelsin. Kışın ortasında kar yağarken yeşeren yaprakların ne anlama geldiğini sizden öğrendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Efendim, son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Kötülük, kin, nefret bütün hastalıkların habercisidir. Hı hı. Doğayı sevin. Yaşayan bütün insanları sevin. Çünkü sınırları çizilmemiş bir dünyanın emanet bekçileriyiz. Sırları ve keşfedilebilecek her şeyi bilmekte fayda var. Hayat çünkü sevgi için var. Sevgi de bizim için var. Allah razı olsun. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Hem sevgili izleyenlerimiz bu konuda kendilerince sizin hakkınızda ciddi anlamda güzel bir bilgiye sahip oldular. Hem de sohbet içerisinde aldıkları mesaj kendilerine bir ömür boyu ışık olacaktır diye umut ediyoruz. Evet sevgili
Gazette izleyenleri Barış Sanıgök'le Geniş Açı adlı programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burak Ballı Beyefendi'ye sonsuz teşekkür ediyoruz programımızın. Son olarak mesajım sizlere, sağlıkla kalın, afiyetle kalın, huzurla kalın, evlerinizde efendim sevgiyle, birbirinize muhabbetle kalın dileklerimle. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle saygılar, sevgiler.